kaçamazsın Engin. Kaçamazsın Engin. Kaçamazsın dedim. Günaydın. 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 Günaydın efendim. Çalışma masamı ellemeyin diye 1000 kere söyledim. Ben ellemedim, sadece tozunu aldım. Yumurta fazla pişmiş galiba. Zaten hangi işi doğru dürüst becerirsiniz ki? Kalsın istemiyorum, zaten işe geç kaldım. Akşama yemeğe misafirlerim var, 8 kişilik hazırlık yapın. Hazırlarım. Saçını başını da adam gibi topla, tamam mı? Günaydın Sedat Bey. Günaydın Bahadır. Buyurun efendim. Sağ ol. Günaydın efendim.
Bugünkü toplantıyı iptal ediyorum. Gereken kişilere haber ver. Ama efendim... Ama efendim toplantıya bir saat var. Biliyorum, ne olacak? Ben ne diyorsam onu yap. Sonra da bakanlığı bağla. Baş üstüne efendim. Bir kahve daha içer misin? Sağ ol, istemem. Melis baksana. Şu sizin ihracatçının karısı Sedef değil mi? Evet o, geleni almış. Modacı Cemile'ye 3 milyona diktirdiği tuvaletle kulüp 19'da yaptığı sükseyi yazmışlar. Kocası gazete manşetlerinde, hayali ihracattan aranıyor kadın sosyete sayfalarında. Nurhan Hanım, bana bir kahve verir misiniz? Benim için oyalanma. Sergi hazırlığı var bugün, galeriye erken gitmek zorundayım. Hava da güzel, hadi çıkalım. Otur canım, orman kaçmıyor ya. Zaten başka yapacak ne işim var ki? Sağ ol. Öğlene kadar orman, sonra da kuaför, hazırlık, akşam oluyor işte. Ne o? Üzgün görünüyorsun. Kendine oyalanacağın bir şey bul diyeceğim ama sende de bu koca varken... Bak güzelcim, en iyisi sen bir çocuk doğur ha? Delirdin mi sen? Sedat çocuğu da beni de boğar herhalde. Ne yani? Bu adam çocukları da mı sevmez? O işinden başka hiçbir şeyi sevmez. Hadi kalkalım şekercim. Sonra da sergiye uğra istersen. Şu harika çocuk denen ressamla tanışırsın. Bir değişiklik olur. Çok isterdim ama kendime ait saatlerim, uzayıp giden yollar, yeşillikler ve ben. Bu özgürlük yalnızca 2 saat. Sonra Sedat Bey'in eşi Melis hanımefendiliğe hazırlık. Bu iyimserliğine de bayılıyorum doğrusu. Öyle mi canım? Nurhan Hanım. Buyurun efendim. Arayan olursa ben yürüyüşe çıkıyorum, olur mu? Peki efendim. İstersen parka kadar arabayla bırakayım, biraz da laflarız. Teşekkür ederim. Ya bu şartları kabul ederler ya da her geçirdikleri gün için %35% ödemeyi kabul ederler. Kafalarını kullansalardı da bu duruma düşmeselerdi. Dosyayı işleme koymakta gecikmeyin. Bu akşam çok keyiflisin. Keyifli olmam için çok neden var. Bugün hisseler arttı. Rakip şirket elime düştü. Peki senin keyifsizliğin ne ya? Hisseler, batan şirketler ve saçma sapan dedikodular. Daha ne olsun? Merhaba. Merhaba. Birlikte oturmamızın bir sakıncası var mı? Affedersiniz ama ben sizi tanıyamadım. Siz her gün buraya geliyorsunuz değil mi? Evet, hafta sonları hariç. Kocam yürüyüşü koşuyu hiç sevmez de. Siz de mi her gün geliyorsunuz? Evet. Ben sizi devamlı görüyorum. Ama siz beni fark etmediniz. Çok dalgınımdır. Her gün birlikte olduğumuz dostlarımızı bile sokakta görsem tanımam. Ama ben sizi tanıyorum. Kocanız Sedat Demirhan'dı değil mi? Nereden tanıyorsunuz? Gazetelerden. Ekonomi sayfalarını okurum devamlı. Birkaç kere de sizin resminizi gördüm. Adınız Melis olmalı değil mi? Benim gitmem gerek. Birlikte koşalım mı? Siz devam edin. Benim çok işim var. İyi günler Melis Hanım. Adım Engin. İyi günler. Tamam, ben bakarım. Alo, buyurun. Merhaba, bugün neden gelmedin? Anlamadım, kimsiniz? Hava çok güzel, park çok sakin bir gününde. Bugün niye gelmedin? Merhaba. Olmadı, gelemedim. Burayı aramanız hiç doğru değil. Hem siz benim telefonumu nereden buldunuz, kayıtlı değildi. Kocanızın şirketinden, hiç de zor olmadı.
Çok akıllısınız. Ama lütfen bir daha burayı aramayın. Sizinle daha fazla konuşamayacağım. Bir dakika, kapatma lütfen. Yarın gelecek misin? Bilmiyorum. Gelmezsen beni çok üzersin. Alo. Alo. Orada mısın? Ha, evet. Aradığınız için çok teşekkürler. Yarın bekliyorum. Çok sağ olun. Telefon bana mıydı? Hayır. Sen niye bu kadar erken geldin? Zeynep'in galerisinde buluşmayacak mıydık? Böyle soytarlıklarla uğraşacak zamanım yok. Sonra gider bir iki resim alıverirsin. Her şey ters gidiyor zaten. Bugün kimseyi görmek istemiyorum. Alo? Alo? Bu akşam yemeğe falan gitmiyoruz. Canım hiçbir şey istemiyor. Alo, kimsin? Allah'ın cezası. Sen miydin? Hiç taviz verme. Bu iş ya benim istediğim gibi olur ya da hiç olmaz. Bana banyoyu hazırlat. Merhaba, keyfin nasıl? Sayende keyfim yerinde değil. Ciddi mi? Neden? Evini aradım diye mi kızdın? Herhalde. Demek kızdın. Ama hayatı sadece yapman gerekenleri yaparak yaşarsan çok sıkıcı olabilir, öyle değil mi? Olmayabilir de. Seninle yürüyorum diye kızmıyorsun ya. Burası herkese açık bir yer. Dilediğin yerde yürüyebilirsin. Bu kadar bol vaktin olduktan sonra. Koş bakalım ha, koşamıyorsun. Şiştin değil mi? Ha? Öğrenci misin? Hayır, sadece geziniyorum, spor yapıyorum. Baba parasıyla keyif, zengin bir ailen olmalı. Yok, benim hiç ailem olmadı. Artık gitmem gerek, görüşürüz. Hoşça kal. Melis Hanım, sizi telefondan arıyorlar. Kimmiş? Bilmiyorum, söylemedi efendim. Niçin kim olduğunu öğrenmeden beni çağırıyorsun? Bir çay koyver. Alo? Merhaba, nasılsın? Gene mi sen? Sana ne söylemiştim? Beni aramaktan vazgeç. Ne yapıyorsun? Ne yaptığından sana ne? Hiç, sadece merak ettim. Kendime kahve hazırlıyordum, tamam mı? Aman ne kadar sıkıcı bir iş. Bence zevkli. Kahveyi bırak şimdi. Buraya gelsene, sana çay yaparım. Çıldırmışsın sen, sus. Gelmeyeceğimi biliyorsun, üstelik çayı da hiç sevmem. Etiler girişi, numara 11, daire 1. Çay yerine kahve de yapabilirim. Bak, senden kahve falan istemiyorum. Bir daha beni aramasan iyi olur. Geleceğini biliyordum. Fazla kalmayacağım. Sana şunu söylemek için gel... Thank you.
Sen ne baş belası adamsın. Öyle mi? Bana herkesten farklı bir şey söyle. Kimsin sen? Ne iş yaparsın? Seninle küçük bir oyun oynayalım mı? Sen bu. Müzisyensin. Hayır. Sporcu? Hayır. Bilemiyorsun. Kadın avcısı. Dur, gitme. Böyle bir şeyi hiç yaşamamıştım. Kocanla aran nasıl? Bunu konuşmak istemiyorum. Kocanla neden evlendin? Zengindi, güçlüydü. Evlenmek için iyi bir neden. Hayır. Babasız büyümüştüm. Hayatın sorunlarını taşıyamıyordum. Rahat etmek istedim. Sevgi arıyordum. Rahat ettiğin belli ama aradığını bulabildin mi? Bilemiyorum. İhtişamlı, rahat, sorumsuz gibi görünen bir yaşam. Ama sevgisi. Soğuk, yalnız günler, geceler. Neden ayrılmadın? Bunların ne anlamı var şimdi? Ben sana hiçbir şey sormuyorum. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Hatta şimdiye kadar oturduğun yeri bile bilmiyordum. Hala bilmiyorsun ki. Öyleyse biz neredeyiz? Burası kimin evi? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Herhalde sahibi yurt dışında filan. Ama bu bir suç. Evet, bu bir suç. Sen de benim suç ortağımsın. Hemen gidiyorum buradan.
Heyecan istemiyor muydun? İşte sana heyecan. Heyecan filan istemiyorum. Bırak beni. Unutma, suç ortağımsın. Melis Hanım telefon. Dersin. Efendim. Sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen? Alışverişte çok oyalandım. Burada da çok bekledim ama işim bitiyor. İyi, tamam. Akşam davete gidemiyoruz. İşlerim var. Sen de oraya eve git. Gece konuşuruz. Bu saatte kitap mı okunur? Yatıp uyusana. Seni bekliyordum. Geç geleceğimi söylemiştim. Bu heriflerle uğraşmak ölüm. Başım beynim çatlıyor. Okumaya devam edeceksen salona git. Ben uyuyacağım.
bizden kaçamazsın. Kaçamazsın Engin. Kaçamazsın. Benim Engin, aç. Sen miydin? Hayır, benim. Bakıyorum keyfin yerinde küçük bey. Ulan babanın evi gibi yerleştin be. Bir hafta vaktin var. Daha önce 3 günde iş bitirirdin. Bu yavru sardı galiba. Aklını başına topla. Yoksa ben aklını başına getirmesini bilirim. Anahtarları ele geçirdin mi? Hayır. Ama bugün yarın tamam. Fazla acele etme. Acele mi? Ne diyorsun sen lan? Çalıntı evde iş görüyorsun. Evin sahibi neredeyse döner. Numaramı çakamadan bu iş bitecek, tamam mı? Bana bak. Sana bir yığın para harcıyoruz. Elin yüzün düzgün diye bu işi verdiğimize pişman etme. Kafamı bozarsan dönersin öbür çocukların yanına. Neyine yetmez yan kesicilik? Ne bakıyorsun lan öyle pis pis? Yıllardır yedirdik içirdik lan kör herifler. Karşılığını fazlasıyla almadın mı? Şu iş bitsin sonra konuşacağız. Senin dilin çok uzadı. Unutma. Senin kuşun kocası her şeyi çalışma odasında saklıyor. Allah'ın cezası herif. İnsanlığın yüz karası yaptı bizi. Anahtarların kalıbını neden sakladın? Ne yapmak istiyorsun? Yeter kes. Hapı getirdin mi? Bırak şu mereti. Öldürecek seni. Ver dedim Cenk. İçimde. Beni yalnız bırak.
Artık senden umudu kesmiştim. Bir şey mi var? Sen hiç son güne kalmazdın. Niye öyle oldu? Haklısın ama kafam çok karışık. Sonra konuşuruz. Sen bana resim ayırdın mı? Oktay Bey ayırdı. Senden çok bahsettik. Gelmeni bekliyordu. Gel tanıştırayım seni. Pardon, müsaadenizle. Oktaycığım bir dakika. Oktaycığım, işte en sadık müşterim. Sana bahsettiğim Melis Demirhan. Merhaba. Sizi tanıdığıma sevindim. Hakkınızda çok şey okudum. Empresyonist akımı en güzel yansıtan ressam bence sizsiniz. Kutlarım sizi. Övgü her zaman hoştur. Hele sizin gibi güzel ve cazip bir hanımefendiden gelirse. Karşılıklı iltifatlar bittiyse biraz da resimlerle ilgilenelim ha? Dilerseniz sizin için seçtiklerimle başlayalım. Ülkemizin insanının yeniye adaptesi çok zor bir olay. Belli zorluklarla üretilen bu eserlerin değerlerini bilen o kadar az ki. Bakın mesela bu tablo... Pardon. Zeynep'ciğim, bana göstermek istediğin kataloglar vardı. Ah tabii canım, şöyle gel. Bir dakika, bir dakika. Sizinle bir içki... Nezaketinize çok teşekkürler, iyi günler. Ben gidiyorum şekerim. Resimleri kadar kendi de hoş değil mi? Bana ne adamın hoşluğundan. İyi bir ressam o kesin. O kadar. Hadi hadi, senin zorlaman olmazsa kocam bu kadar parayı bu resimlere ölse vermez. Orası öyle ama sanata duyduğu saygıdan değil. Bunu sadece bir yatırım olarak görüyorum. Senin sabah sporları ne alemde? Sportmen yakışıklığı görüyor musun? O çocukcağızla bir iki sohbet etmiştik ya, işte o kadar. Artık ormana da gitmiyorum. Atlı spora gidiyorum. Sedat'ın hocası beni de çalıştırıyor. Ha. Zor ama çok keyifli bir spor. Kocan yakışıklı mı bari? Farkında bile değilim. Bir gün gelir bakarsın. Ha. Hoşça kal. Reis'i arıyorum. Nerede bulabilirim? Gel benimle. Sen bekle, ben haber vereyim. Baba, biri seni görmek istiyor. Ne istiyorsun? Şunun anahtarlarını. İki de pasaport. Ben reis gibi itlerle çalışmam, defol. Bu benim işim. Reis yok bu işte. Artık bu işlerden kurtulmak istiyorum. Ne yani? Bu bataktan kurtulacağını mı zannediyorsun? Deneyeceğim. Yardım edersen şayet para önemli değil. O it senin gibi çocukları bırakmaz. Kurtulacağını hiç sanmam. Ama madem kararlısın. Sağ ol.
Kafanda neler var? Bir an önce bitir şu işi. Reis seni sorup duruyor. Neyin var senin? Bu kadına fazla sardın galiba. Bütün karılar aynıdır oğlum. Yeter. Onunla alakası yok. O sadece bir yem benim için. Bu sefer iş çok büyük ve bizim olacak. Bizim mi olacak? Delirdin mi oğlum? Bu işi kendimize planladığımızı öğrenirlerse cesedimizi bile kimse bulamaz. Bunu biliyorsun değil mi? Bugüne kadar onlar bizi kullandı. Küçük yaştan beri uyuşturucuya, hırsızlığa, her pisliğe bulaştırdılar bizi. Daha ne kadar dayanacağız dersin? Bana güven. Her şeyden bir anda sıyrılacağız, kaçacağız buralardan. Nereye? Ne ailemiz ne yakınımız var. Yaşatmazlar bizi. O kadar vakitleri olmayacak. Kaçarken ihbar edeceğim bütün çeteyi. Yakalatacağım. Başka yetimlerin, sokağa mahkum olmuş kimsesiz çocukların canını yakamayacaklar. Ne zamandır şöyle baş başa bir akşam yemeği yememiştik. Senin bana ayıracak hiç zamanın olmaz ki. Şu anda beraberiz ya. Birlikte bir seyahate çıksak belki bazı şeylere çözüm olur. Çözüm olmayan sorunumuz mu var? Evet. Mesela çocuk. Bu konuyu hallettik sanıyorum. Kızım bana Bahadır'ı ver. Buyurun efendim. Karımın arabasını bakıma bırak. Nereye giderse benim arabayla sen götüreceksin. Sedat Bey özel bir durum mu var? Şimdilik yok. Ama nereye giderse haberim olacak. Emredersiniz. Hı-hı. Thank you.
Deli misin sen? Deli misin? Evet, deliyim. Dur, yapma. Duyarsa mahvoluruz seni. Sakin ol. Merak etme, adam uyuyor. Burada ne arıyorsun? Beni özlemedin mi? Tabii özledim. Kaç gündür seni arıyorum. Neredeydin? Söyle, i̇şte neredeydin? Çok korkuyorum. Hemen git buradan. Hadi hemen git. Ne olur git. Lütfen. Ne olursun. Ay, lütfen. Lütfen. Melis! Melis! Yapma! Yapma! Melis! Melis, neredesin? Melis! Melis, neredesin? Dur, yapma lütfen. Yeter, yapma. Melis, ne yapıyorsun burada sen? Melis, ne yapıyorsun burada? Ne işin var burada? Söylesene. Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Cevap ver. Seni öz düşmanı. Ölmüş işte. Nasıl olur? Sana ölmüş diyorum. Polis. Polis çağırmalıyım. Polis. Dur. Polis çağırmalıyım. Ne yapıyorsun? Delirdin mi? Polisi arayamazsın. Peki ne yapacağız? Melis Hanım. Hanımefendi. Melis Hanım. Melis Hanım. Allah Allah. Hayır, hayır, olamaz. Beni iyi dinle, kendine gel. İkimizi de mahvedersin. Hiçbir şeyden haberin yok. Bütün gece uyudun. Git yatağına yat, uyumaya çalış. Yapamam, ne olursun. İmkansız, yapamam. Yapmak zorundasın. Ancak dediklerimi yaparsan kurtulabiliriz. Nasıl yaparım? Hiçbir şey olmamış gibi nasıl yatabilirim? Odana git, sabah haber verilene kadar çıkma yeter. Polise anlatacağın tek şey, bütün gece uyudun. Hiçbir şeyden haberin yok, anladın mı? Hadi yürü. Git hadi. (Gülüyor)
Bu saate hiç kalmazlardı. Uyandırsak mı? Toplantısı vardı. Tam 10'da hazır olacağım. Al beni demişti. Ben çıkıp uyandırayım bari. Çalışma odasından çantasını alacaktım. Unuttum. Sen alıver, olur mu? Olur. Olur, merak etme. Cemil! Cemil koş! Sedat Bey! Sedat Bey'e bir şey olmuş! Kaç gündür tüm polisler köşkten dışarı çıkmıyorlar. Beni gözlüyorlar. Benden şüpheleniyorlar. Sen ne aşağılık bir adamsın. Saçmalama. Onu öldürmek istemiyorum. Kaza olduğunu gördün, biliyorsun. Eğer aşağıya inmeseydi elindeki servetle ortadan kaybolacaktın, değil mi? Her şeyi planlamıştın. Benimle beraber olman, olduğum yerlere gelmen hepsi oyundu, değil mi? Beni kullandın. Ama o zaman pis sıradan bir hırsızdın. Şimdi katilsin, katilsin! Dinle beni. Yukarı çıkmak hesapta yoktu. Hata da burada. Seni son bir defa görmek istedim. Görünce de dayanamadım. Serseri, senin her şeyin yalan. Zorla hayatıma girmen, sarılmaların, sıcaklığın, her şeyin yalan. Haklısın. Başta öyleydi. Benim seçme şansım yoktu. Bu kez hedef sen gösterilmiştin. Çocukluğumdan beri öğrendiğim tek iş gösterilen kişileri soymak oldu. Senin aradığın sevginin ne olduğundan bile haberim yoktu benim. Polis evde parmak izi arıyor. Seni yakalayacaklar. Sonra da beni. Saçmalama. Bizi bir arada hiç kimse görmedi. Sen uyuyordun. Bunu hiç unutma. Beni bulamazlar. Ben gidiyorum. Peki ben? Dediklerimi yaparsan hiçbir şey olmaz. Onu demek istemedim. Senin hayatına hiç bulaşmamış olsaydım. Böyle düşünmeni istemiyorum. Melisa Hanım, sabahtan beri sizi arıyoruz. Biraz hava almaya çıkmıştım. Sizinle konuşmam lazım. Size bildiğim her şeyi anlattım. Yeni bir gelişme var ama. Ya. Neymiş? Lütfen benimle çalışma odasına kadar gelir misiniz? Bu odada yarım bırakılmış bir viski bardağı ve filtresine kadar yanmış bir sigara izmariti bulduk. Anlaşılan katil oldukça soğukkanlıymış. Kocam içmiş olamaz mı? Hayır. Üzerinde parmak izi falan yoktu ama barda ve masada parmak izi tespit ettik. Katilin yaptığını nereden biliyorsunuz? Diğer izlerden ayırdık. Mutlaka buluruz. Tabii sabıkası varsa. Sabıkası varsa katil mutlaka yakalanacaktır. Müsaadenizle. Karışık bir iş. Evet ama çözülebilir. Kadına hiç güvenmiyorum. Çok büyük miras kaldı. Kadın katil olabilir mi? Hayır, sanmıyorum ama onu takibe alalım. Bizi katile götürebilir. Hadi gidelim. Bir de katil oldun. Bütün polis peşinde. Reis peşinde. Nasıl oldun? Ne yaptın sen? O orospu bozdu seni. Bana bak, kendine gel. Onun suçu yok. Belki de seni kullandı.
Kocasından kurtulmak için. Yeter dedim. Onu tanımıyorsun. Nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsun. Belki haklısın, işi fazla uzattım. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey değişmedi, sadece uzadı. Bana güven. Babadan pasaportları al ve benden haber bekle. Yeter şekercim, ne olur üzülme artık. İstersen yanında kalayım ha? Yok, hayır. Yeteri kadar yoruldunuz zaten. Yalnız kalsam daha iyi. Herhangi bir durumda hemen beni arayın. Yarın emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Avukat bey elinden geleni yapacak şekercim. Söz verdi, tamam mı? Tamam, sağ olun. İyi akşamlar Melisa Hanım. Güle güle. Hadi hoşça kal. Bu planlanmış bir soyguna benziyor. Bu olayda reis ve çetesinin işi olmalı. Tüm çete elemanlarının sabıka kaydını getirin bana. Emredersiniz. 2533, 2533 beni duyuyor musun? Cevap ver. Beni duyuyor musun? Merkez arıyor, cevap ver. 2533, merkez arıyor, cevap ver. Devamlı dinlemedeyim. Devran açık kalsın. Emredersiniz Evet anladım. Peşini bırakma. Nereye giderse takip edeceksin. Bu kadından şüpheleniyorum. Mutlaka bir açığını yakalayacağız. Arabayı hazırla. Bunları mı arıyorsun? Ne işin var senin burada? Seni bekliyordum. Yanlış yaptın. Malı tek başına götürmek var mı hesapta? (Gülüyor)
Hey, Engin, ne oldu sana? Yardım et bana. Hemen bir doktor bulmalıyız. Hayır, olmaz. Ama kan kaybediyorsun. Bir havlu getir. Bana bir içki şişesi ver. Engin! Hemen gitmeliyiz buradan. Sabah motorda beni bekliyorlar. Şimdi çıkalım buradan hemen. Hadi yardım et bana. Durma, hadi çabuk. Kan kaybından ölebilirsin Engin. Ne olur bir hastaneye gidelim. Olmaz. Yurt dışına kaçacağımız doktordan sonra hareket edecek. Acele et biraz. Onlar benden para bekliyorlar. Bütün çaldıklarım evde kaldı. Mahvoldum. Sus, ne olur konuşma. Doktora gitmeliyiz. Olmaz. Benim söylediğimi yap. Beni söylediğim yere bırak. Bekliyorlar. Şimdi doğru git. Sonra sağa dön. Sahile. Sahile döneceksin. Anlıyor musun? Nereden sahile? Nereden sahile döneceğim ben? Asıl nereden? Asıl nereden işte şuradaki. Şuradan mı? Peki. Oldu. Acil. Tamam. Engin! Kafasını çıkarma! Biz onun arkadaşları içeceğiz. Git buradan! Ne yapıyorsunuz? Bırakın onu! Hepinizi belaya sokacaksın. Git ve unut burayı. Hayır! Buyurun. Dosyayı getirdim komiserim. Reisin cesedi morga teslim edildi. Evet, artık bu dosyayı kapatabiliriz. Çalıntı mücevherler bulundu. Çalansa yukarıda. Evet ama ölü. Çete işi bir hesaplaşma olamaz mı? Öyle olduğu kesin ama reisi öldüren kim? Reisi öldüren kaçtı. Veya kaçmasına yardım edildi. Kaçtığına göre muhakkak bir yardım edeni olmalı. Alo, bana Melis Demirhan'ın evini bağlayın lütfen. Bu dosyayla ilgisi yok bu işin. Reisin ölümü için ayrı bir dosya açılacak. Alo, alo Melis Hanım lütfen. Alo, buyurun. Melis Hanım, çalınan mücevherlerinizin ve paralarınızın hepsi bulundu. Bulundu mu? Ya katil? Mücevherlerle birlikte onu da bulduk. Nasıl? Yakaladınız mı yani? Ölmüştü. İyi günler Melis Hanım. Yine de bu olayda bir takım eksiklikler var. Bence bir süre daha bu olayın peşini bırakmayalım. Hı hı, haklısın. Müsaadenizle. Hı.
Thank you.